Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 278 آيات أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إمام سيوطي يبترر كي تفسير جلالين ده يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَزَرُوا اُتُرُكُوا Ey iman keltirgen kişiler, Allah'tan korkuylar ve ribadan kalgenler seni teşliyler. Eğer mu'minler bolsalaringiz. İmam-ı Suyuti yaptılar Celalayn tefsiri de يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَزَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى Ey iman keltirgen kişiler Allah'tan korkuylar ve zaru utruku. Zaru degen utruku degeni. Ve terkililer. Ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ribadan qolgan narsani terkililer. Eğer mu'minler bolsalaringiz, sadiqina fi imanikum. İmanlaringizde sadık bolsalaringiz. Fa inna min şe'nil mu'min. İmtisal emrillahi ta'ala. Çünkü Allah Ta'ala'nın buyruğuna boyun sunuşluk mu'minin şanidendir. Nezalet lemme talebe ba'du sahabe ba'den nehi bi riben kene lehu min kablu. Bu ayet sahabelerinin bazıları riba nehi kılingenden kiyin, riba man kılingenden kiyin, aldından ribadan kap gitken nesani talep kılışkeni de Allah Subhanehu ve Teala bu ayetini nazil kıldı. Yani göyan ki ribanı yamanlığı men kılingenden kiyin hem bazı sahabeler bundan ki riba kımimizu lekin aldıngi riba sudhurlik muamelesinden hasıl bugün faydanı biriler diye vakitte Allah Teala etti ki eğer mu'minler bulsalarınız ribadan sudhurlikten kayanlar seni terkililer diye yaptı. Bu ayet hem bana görüyoruz ki mu'min kişilerine hitap kılıyordu. Ey iman keltirgenler deyip. Yukarıda etkenimizdeki bu nihayette büyük, en mükerrem, en saadetli bir hitaptır. Rabbul alemin, bütün alemlerinin Rabbisi bugün. Bütün mahluklarını yaratken zat sizge hitap kılıyordu. Ey iman keltirgenler deyip. Kimi ki bunge muhatap olsa, onun derecesi nihayette belendir. Allah Teala onge hitap kılıyordu. Biz bu hitaplarının bu nidalarının kadir kıymetini bilişliğimiz gerek. Hitap kıyandan ki, emir kılıyordu ki, ittekullah, Allah'tan korkuylar. Allah'ın gazabıdan, azabıdan saklanıylar. İhtiyat buluylar. Ve zeru mâ beqiye miner riba. Ve ribadan kagen neselerini teşliyler. Yukarıda biz sizlerge, ribanın haramligini, yamanligini ve onun akıbeti kançeli yaman buluşligini beyan kıldık. Şundan keyin ham sizlar ribodan qolgan narsalarni iste'mol qilasizlarmi? Shundan keyin ham sudxo'rlikka aloqasi bo'lgan ishlar bilan shug'ullanasizlarmi? Tashlanglar deyapti Alloh taolo. Va shart qilyaptiki, agar mu'minlar bo'lsalaringiz. Demak, sudxo'rlikni tark qilishlik va sudxo'rlikdan oshgan foydalarni tark qilishlik iymondandir. Va bu hukmlarni bilib turib yana sudxo'rlik qilishlik, ribo yeyishlik ve sudxo'rlik ticaretlerini kılıçlik imansızlıktır. Yukarıdaki ayetlerinin tefsiri de ettim. Sudxo'rlik degani fakat yine bir bankaga ya ki bir qarzdorga adamga pul berip durup, oyiga shuncha qo'shib berasan degan narsa emas. Ticaretning bazı xillari borki, ular riba hisoblanadi. Zohiran qarasiz ticaret, bir narsa sotilyapti, berilyapti, ticari muomala qilinyapti, lekin shariy hukmiga qarasangiz u ribodir, sudxo'rlikdir. Haramdır. Kimi ki Allah ki iman keltirgen bosa, mu'min bosa, ularını hamasını terk kılışlık gerek. Karin ribas, sudxo'rlikning meselesi, şunçeli katta günah, şunçeli yaman ki, Allah Ta'ala
en güzel şekilde başlayıp durup, ey iman keltirgenler dedi de Allah'tan korkuylar dedi. Birinci buyruk. Ki ribadan kaygan eseni terkiliyler dedi. Ve imanlarız bu sebep imanga bağlayıp gelen üçte mühim mesele. Yukarıdaki iman keltirgenler de hutab kılıçdaki törtte mesele. Törtte mühim meseleler bilen keliyipti Allah-u Teala bu meseleye. Ve sudhurlik, riba insanlı küfürge alıp bana digenlerse. Şunun için yukarıda Allah Ta'ala فَاُولَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ O şeyler ot egelerdir, ular cehennemde ebedi kalıçilerdir dedi. İhtiyat buluşluk gerek. Riba sudhurlik şünçeli yaman bu genlik için kafirler bütün dünyaya riba sudhurlik sistemesini kuruşlukken, nizamını kuruşlukken hareket kılışı yaptı. 279. ayet فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْزَرُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسِ اَمْوَالِكُمْ لَا تَزْلِمُونَ وَلَا تُزْلَمُونَ Eğer kımeseleriniz Allah tarafından ve onun Resulü tarafından bu gen cengini bilip koyular ve eğer tavba kılseleriniz sizler zulüm kımediyen ve sizlerge zulüm kılınmediyen halette sizlerge mallarinizin başlarıdır. Yani ruusu amval degani mallarning başları. Uni bizde o'zbekcha mol boshi demaydi. Nimaga? O'zbekcha o'qib qolganlik uchun. Sarmoya deyishadi. Bir o'zbekka mol boshi desangiz hayron bo'ladi. Sarmoya siz ha endi topding deydi. O'zbekda u sar degani forscha kalima bosh degani. Sarmoya. Forschani yaxshi ko'ramiz, ammo endi o'zbek o'zbekchani bilsin-da. Suyuti aytayaptilar. Fa illam taf'alu ma umirtum bihi. Agar amr qilingan narsalaringizni qilmasalaringiz, fa zanu i'lamu. Izn beringlar, ya'ni bilinglar, bi harbi minallohi va rasulihi. Alloh tarafidan va rasuli tarafidan bo'lgan jangni bilib qo'yinglar. Lakum, ya'ni sizlar uchun fihi tahdidun shadidun lahum. Mana bu narsada riba bilan sudxo'rlik bilan shug'ullanadigan insonlarga juda qattiq bir tahdid bo'lyapti. Walamma nazalat qalu la yadalana biharbihi. Shu oyat nozil bo'lganda sahobalar aytdiki, Allohga jang qilishlikka qo'limiz bormaydi-ku, bizning qo'limiz yo'q, hech qanday zarra qadar imkoniyatimiz yo'q-ku Alloh taolo bilan jang qilishlikka. Deyishdi, va intubtum agar tavba qilgan bo'lsalaringiz, raja'tum anhu sudxo'rlikdan va riboxo'rlikdan qaytgan bo'lsalaringiz, salakum ruusu sizlar uchundir boshlari, ya'ni usul, usul ham ya'ni asl degani, asos. Amvalikum mollaringizning asosi, o'sha molning boshi. La tazlimuna bi ziyadatin oshcha olib odamlarga zulm qilmaysizlar, va la tuzlamuna bi naqsin sarmoyalaringiz, mollaringizning boshi kamaytirilib sizlarga zulm qilinmaydi. Qarang, Alloh taolo avvaliga nihoyatda mukammal qilib ribodan man qildi. Keyin aytdiki, "Fa'illam taf'alu" agar qilmasalaringiz, ya'ni riboni tark qilmasalaringiz, riboning butun turlarini, sudxo'rlikni tark qilmaydigan bo'lsalaringiz, deb shunday bir tahdid qildiki, hech qaysi avvalga bunday tahdidni qilmagan. Qatl katta gunoh, ammo qatl to'g'risida bunday tahdid yo'q. Zino katta gunoh, rasvolik, ammo zino to'g'risida bunday tahdid yo'q. Riba to'g'risida shu tahdidni qilyapti Alloh taolo. Nima deyapti? Alloh tarafidan va rasuli tarafidan bo'lgan jangni bilib qo'yinglar deyapti. Fa'zanu azina ya'zanu izn berdi. Izn beringlar, ya'ni bilib qo'yinglar degani. Ba'zilar alimu deyishadi, ya'ni alinu e'lon qilinglar deb tafsir qilishadi. Alloh tarafidan va rasuli tarafidan bo'lgan jangni e'lon qilinglar, bildiringlar. Lekin mashhur e'lamu degan ma'noda bilib qo'yinglar. Alloh tarafidan va rasuli tarafidan sizlarga jang e'lon qilinyapti. Qarang, Allohning marhamatini, Alloh subhanahu va taoloning ishlaridagi hikmatni qarang. Oldin eng chiroyli qilib tushuntirib, yuqorida shayton urgan, jin urgan, jinni ahmoqlik, dardi bor odamga o'xshab qolishlik va xor bo'lishligi, yamhaqullohu riba, Alloh taolo riboni yo'qotishligi, sadaqa bersa ko'paytirishligi hammasini aytgandan keyin endi tahdid qilyapti Alloh taolo. Bo'lmasa Robbul alamin har narsaga qodir, birdaniga to'g'ridan to'g'ri tahdid qilsa bo'ladi. Riboga yaqinlashmanglar, kim yaqinlashsa men jang qilaman desa bo'ladi. Lekin Allohning marhamatini qarang.
şunçalik şirin, şunçalik mükemmel, şunçalik güzel muamele kısayam, yine insan Allah'a isyan kısa, masiyet kısa, muhalefet kısa, bunu kendiye çünüşlük gerek. Kendiye bir vicdansız insan o. Kendiye kılıp razı buladı bu nersege. Mümkünmez ki razı buluşluğu. İnsan hiç kendi halette Allah'a isyan kılıçlıkke, masiyet kılıçlıkke hakkı yok. Ben şimdi Allah Teala tehdit kılıyordu ki, eğer ribanı terkü meseleriz Allah tarafından ve Resulü tarafından bugün cengini bilip koyular. Allah ve Resulü ceng ilan kılıyor. Kim Allah bilen ceng kılıyordu? Allah bilen ceng kılıçlı koyun. Allah'ını kafir diyen mahlukları var. Mesela Amerika. Şu bilen ceng kılıyorsun ki insanlar. Karim. Allah'ta kafir bugün bir mahluku bilen ceng kılıyormayan insan. Allah bilen kendini kılıp ceng kılıyordu. Allah'ın akılsız mahlukları var, şehir, ayık diyen. Şunlardan can kıvasın insan. Akılsız. Fakat yine nefsini oyluyduken, yiyip içten başka derdi, gamı bulmayan bir mahluktan korkadığı insan. Kendi kılıp Rabbul Alemin bilen can kıladı. Kendi Allah Teala kafirlerine bazen imkaniyet birgenliğine, bana bunda hikmetleriyen var. İmanlı dava kıyan insan. İslam'da dava kıyan insan, eğer senin kalbinde zerre kadar iman bulsa, Allah'ta kafir kulüden korkasan, kafir kulünü riayet kılasan, Amerika, Rusya'dan kanca korkadı hazır ki Müslümanlar? Köpçülüğü elbette, hemen mesu, köpçülüğü. Aldın, divarda kulağı bağırdı yaptırırken, biz hazır közüyen bağırdı işi yaptı. Yani, divarda közüyen bağırdı yaptı. Şu derecede korkuşu yaptı. Ne için indi, bana şu kafirde yaratken, şu kafirge mene şu vaktinçen imkaniyatı birgen Allah'tan korkmaysan. Allah'tan üyelmeysen, Allah'tan çöçümeysen. Demek ki imanı yoktu bunda. İmansız bu adam. İmanı bulsa korkarıdı. Allah'la kim cenkılı aladı? İbn Abbas dediler ki, sudhurlar, riba yegenler ve ticaretinin sudhurlikke araleşken türlerini kıladigen insanlar kıyamette, mahşerde, tirilgende unga qurol beriladi, qurolni ol deyiladi. Nima qilaman desa ol deyiladi. Olgandan keyin qani jang qilasan Alloh bilan deydi. Rasulolidi qarin. Firavunlar titrayapti Namrudlar. Oyog'ini ichida yuribdi. Tovonini yerga tekkizgani jur'at qila olmaydi, jasorat qila olmaydi. Firavunlar, Namrudlar oyog'ini ichida yurganda bu inson qanday qilib endi Allohning qarshisiga jang qilgani chiqadi? Qanday jang qiladi u Alloh taolo bilan? Endi Alloh bilan jang qilishlikka chaqirilib turgan insonga farishtalarni qanday qarashligini tasavvur qiling. Farishtalar unga beparvolik bilan qaraydimi, hammasi yegudek bo'lib qaraydi. Oddiy bir gunohkor jahannamga otiladigan oddiy bir insonni Alloh taolo jahannamga amr qilganda 40 ming farishta tashlanadi unga. Shunday bir tezlik bilan tashlanishib, ushab torchadagi parchalab tashlashadi. Ya'ni nihoyatda g'azab qilganligidan, senmi Allohning g'azabini keltirgan? Allohga isyon qilgan senmi? Mu'minlarga zarar bergan, İslomga zarar bergan, dunyoviy ozgina foydalar uchun dinga xiyonat qilgan senmisan? Allohga xilof qilgan, isyon qilgan senmisan deb farishtalar shunday tashlanadiki, parcha-parcha qitishadi. Endi Allohga jang e'lon qilgan kishiga qanday muomala qiladi endi farishtalar? Shu dunyoda 50 ta odamni ichida to'plasangiz, 50 ta odam hammasi sizga nafrat bilan qattiq ko'zini qarab qaraydigan bo'lsa qancha ta'sirlanasiz? Dunyoning eng katta polvoni bo'lsangiz ham ta'sirlanasiz. Farishtalar sizga nihoyatda yomon qaraydi. Nihoyatda g'azab qilgan holatda. U bilan bitmaydi-ku, narada jahannam qarab turibdi. Takadu tamayyazu minal g'oyib. Jahannam g'azabidan yorilgudek bo'lyapti. Ribo sudxo'rlik mana bu darajada qattiq gunoh bo'lganligi uchun. Ribo bilan sudxo'rlik bilan mashg'ul bo'lyap turganlar Alloh va Rasuliga jang qilib yurgan va bu insonga Alloh tarafidan va Rasululloh tarafidan jang boshlanganligi shunchalik bir xorlik, yomonlik bo'lganligi uchun yahud nasroniylar va boshqa kofirlar musulmonlarning ichida ribo, sudxo'rlik muomalasini rivojlantirishga harakat qilishyapti. Nimaga? Ularning maqsadi musulmonlarga yordam qilishlik emas. Ular islom tarixini biladiki, musulmonlar aslida zaif, ojiz, lekin ularning orqasida Robbul alamin bor. Ularning xoliqi bor. Ularning robbisi bor. Alloh ularga o'zini nusrat berib, yordam berib, doim ularni g'olib qilib aziz qilyapti. Kofirlar bildiki, musulmonlarni Robbisidan ajratmasa,
Allah bilen Müslümanda ortasında bölgen muamelanı büzmese, Müslümanlığı hiç geçen harklı bu miydi? Şunun için bu bankacılık, banka degen baharada dünyaya hem yerine bana şu nizamda kurdular. Hemesi bir buldu karin. Kafirlerge hayran kalas. Kürde kendi birleşe yaptılar. Hazır Müslümanlar şunu karşıya bir orta memleket şu bankaya karşı bir kanun tüzedigen bu İslami kanun. Yani kafirler hemesi bütün ticarette bankaya bağlayıp koyuştu. Biz şu günahkarlaşıp kalmasını için sudxo'rlik günaha gerleşip Allah'dan can kılıyıp dururken de haleti geçip kalmayalık. Eğer ya Saudi ya Mısır ya ki Pakistan ya Türkiye bir orta devlet bir yangi kanun İslami kanunlardan ki çıkıp bir ticaret merkezi kısın. Başka İslami devletler kollab kuvvetliydi mi? Kollab kuvvetlemiydi. Uzunu diyardakiler kollab kuvvetlemiydi. Bir cemaat toplanıp durup keller bir İslami biz iqtisodiy merkez kurelik desa uzunu yakınlara dedi ki yakında yıkılasılar deydi. Kirmeler bu işe deydi. Başlayganızdan kiyinem kütüb yuradı ki kaçan yıkılarken deyip. Yarım keçede yıkılsız, yarım keçede telefon kıladı daru. Bir dakika otmazsan. Aytmadın mı senge yıkılasan deyip. Hayran kılasın, uklamayıp duru deyim mi? Kayıttan eşittin. Daru telefon kıladı. Aytmadın mı senge deyip. Başka davlatlarda koyun gendi. Ama kafirlerde karin, aynı nizam, aynı sisteme dünyada hem yerine tatbik kılınıyordu. Müslümanlarını ve bütün insanlarını Allah'ın düşmanı kılıçdaki için kendi bir bulup hizmet kılıyordular. Nahat ki kafirler Allah'ın karşısına ve bütün insaniyetini bedbah kılıçdaki için bunçeli birleşip her kendi hizmetten kaçmaktan, her kendi fidakarlıkta tayyar bulsa, nahat ki müminler dinge hizmet kılalmasa. Allah ki itaat kılıçdaki için, Allah ki ibadat kılıçdaki için, Rabbul Alemin'ni razı kılıçdaki için, müminlerde saadeti için, müminlerde izzeti için, nahat ki birleşelmese. Melle hemmesi birleşmesin, bazıları birleşsin. Bir millet birleşsin hiç bu mesele. Melle Özbek, Arap, Tacik bulup birleşmesin, hiç bu mesele Özbek bulup birleşsin, hiç bu mesele Arap bulup birleşsin. Melle bütün millet bu mesele, hiç bu mesele birbirini tanıgeller birleşsin, hiç bu mesele. Yani hiç kendi bir alaka Allah'ta bağlayan ipleri hiç kesiniz işe yaramaydı mı? Hemen çirip gitti mi? Çünkü bir çirigen bu kaldık mı biz? Çünkü ipler bilen bağlayan Allah'ta alamızı. İslam bağı bilen, iman bağı bilen, Kur'an ipi bilen, sünnet ipi bilen, yani müminlik, braderlik ipleri bilen, bir millettenliği, bir tildenliği, birbirini tanıyanlığı, karındaşlığı, eke ülkeliği, atabalalığı, her tarafta Allah Teala bağlayıptı, lakin hemen iplerde üzüp taşışı yaptı. Bu en katta cinayet nasıl mı bu? Müslümanlar kıyamette ne madir cevap veredir. Bütün yer küresine Allah'a cenk edilen amelde tatbik kıl diye kafirler. Müslümanlar hatırca bir şey yaptı. İslam ulamaları ne makili yaptı, ne mebilen meşgul. İslam ulamaları üyelmedi mi? Daha kaçan geçeğinde aminli cehreçlik, kolu kötarışlık, kötarmaslık. İşareye sebebi kılıç kımasliydi meselesini tartışacaktı. Kafirler bütün dünyaya Allah bilen cenk edilen merkezlerde kuruyordu. Kurup oldu. Nimege İslam ulamaları toplanıp durup kelile şuna sana tohtateylik. Kafirlerden korkuşu yaptırken mezbusa tohtateylik demesin de İslami bir şuna ticaret merkezleri kuruyelik. Birleşiler Allah'a cenk edilen halette yaşayalar ise bu neydi mi? Bu işte alimler kımasa İslam ahli kımasa kim kıladı bunu? Ya bu ayetlerde hiç kendi tesiri yok mu? Hiç kim tesirlenmedi mi? Bu ayetlerden tesirlediği adamlar kalmadı mı? فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Eğer kımasalarız Allah tarafından ve Resulü tarafından bugün cengde bilip koyular diyordu. Cengde yaptı Allah Ta'ala. Hazı Amerika bir İslami devletke cengde başlığı olsa hepsi yığılaştı başlaşardı. Biz ne akıllıyız? Demek ki Amerika bizimle uğruşu yaptı dedi. Allah cenk edemem de yaptı ya Rabbul Alemin. Kur'an-ı Hadis'e suyengen halette İslami merkezler kuruluşluk gerek. En zarur, en lazımi bugün hizmet bu ulamaların zimmesinde. Alimler korksun, Allah'tan uyalışsın. Sünnet meselelerinde tasip, cendeleşip yürümesin. En katta vazifelerden bitesi bu. Alimler birleşsin, hemesimez. Bir kısmı birleşsin. Ve şu hizmette başlasın, adamlar ergeçen elbette.
ummatni mana bu balodan qutqarishlik kerak. Bu baloni tezroq to'xtatishlik kerak. Alloh bilan jang qilinyapti. Aslida Alloh tarafidan jang boshlanyapti. Boshlanib bo'lgan bi harbi minallohi, Alloh tarafidan bo'lgan jang. Najot topmaydi u musulmonlar. Ko'pchilik chalamullalar bahona qiladiki, biz ilmimiz yetmayapti-ku. Buni chorasi yo'q-ku deydi. Bu nima degani bu? Bu islomga tuhmat. Nimaga islomda chora bo'lmasin? Hech bir oyat hadisda aytilmagan-ku, 2000-yinchi yilga borib turib, Qur'on hadis muammoga javob berolmay qoladi deyilmagan-ku. Hamma narsani chorasi bor. Hamma narsani yo'li bor. Endi avomcha qilib gapiramiz, islomiy banklar ochilishlik kerak. Odamlar tushunsin deb aytyapmiz, islomiy bankadi. Bo'lmasa, islomiy tijoriy iqtisodiy markazlar. Qur'on hadisda hamma narsa ko'rsatilgan. Qiyomatgacha Qur'on hadis javob berolmaydigan birorta hodisa bo'lmaydi. Qur'on hadis har qanday hodisaga javob beradi. Har xil yo'llari ko'p. Bir salafi solihning qavullariga qarang. Har xil yo'llari ko'p. Masalan, bir masalani aytamanki, nima uchun aytaman uni? Islomning kengligini tushuntirishlik uchun aytaman. Islom shu darajada keng, hech aqlingizga kelmagan tarafdan bir yo'l chiqadi. Hech aqlingizga kelmagan bir tarafdan. Lekin nimaga ulamolar uni aytmayapti uni? Masalan, Hanafi mazhabida Darul Harbda, ya'ni kufur diyorida, islom qonunlari hokim bo'lmagan yerlarda kofirlar bilan muomala qilsa ribo yo'q. Ya'ni Amerikaga o'xshagan, Yevropaga o'xshagan yerlarda u Darul Kufur va Iroqqa o'xshagan, Iroq ham Darul Kufur hisoblanadi. Millati musulmon, lekin hozir Amerikaning qo'lida. Ya'ni hukumatga qaraladi. Bir yerda islomiy diyor yoki kufur diyori deyishlik uchun hukumatiga qaraladi. Hukumat kufur bo'lsa, demakki u diyor kufur diyoridir. Ya'ni kufur diyori degani insonlari kofir degani emas. Insonlar musulmon bo'lishi mumkin. Mana Iroqdagilar musulmon. Ammo hukumat kofir, hukumat kofir, kofir. Hech kim uni musulmon deya olmaydi. Mana shunday yerlarda bir kofirga siz 1000 dollar bersiz va har oyiga shu 1000 dollar uchun 100 dollar olsangiz, misol qilib aytayapman, Hanafi mazhabida joiz. Bu ribo deyilmaydi. Qarang, sizni hech aqlingizga kelmagan tarafdan bir fatvo chiqyapti. Bu islomiy fatvo bu. Hanafilarning butun kitoblarini qarang, butun kitoblarda bor, mavjud bu narsa. Quduriyda ham bor, Viqoyada ham bor, Sharhi Viqoyada ham bor, Quduriyning sharhlarida ham bor, Javharatun Nayirada, Lubobda bor. Hidoyani qarang, Hidoyada va uni sharhlarida bor. Bu masala hammasi zikr qilingan shu ribo masalasida. Kitobur riboda aytilgan. Mana talabalar o'qishdi. Sharhlarda, fatvo kitoblarida shu masalani sharhlaydi xolos. Yana ham kengroq qilib tushuntiradi. Birorta olimini rad qilmaydi. Butun Hanafilar shu masalani bayon qilishadi, bayon qilib keldi shu vaqtgacha. Mana hozir islom olamidagi musulmonman deganlarning ko'pchiligi Hanafilar. Nimaga o'zini mazhabini, hukmini ko'rsatishmayapti? Nimaga gapirmayapti buni? Nimaga yashiryapti? Mayli, Shofiylarda bunday qaul fatvo yo'q. Hanbaliylarda yo'q, Malikiylarda yo'q, hammasida emas, ko'pchiligida yo'q. Lekin u mazhablardan ham ba'zi ulamolar, ba'zi Shofiylar, ba'zi Malikiylar, ba'zi Hanbaliylar Hanafilarda so'zini, fatvosini to'g'ri deydi. Ularki rad qilishadi mayli boshqa mazhab. Hanafilar nimaga bu masalani ko'tarmayapti? Nimaga aytmayapti? Ya'ni ko'tarsa nima bo'ladi desiz? Hozir masala shuki, kufur diyorida yashayap turgan musulmonlar ribo sudxo'rlik ishlariga aralashyapti, masalan, bank ishlariga aralashyapti va shu guroh harom Alloh bilan jang qiladigan bo'lyapti deb bilgan holatda ketyapti bankaga, Alloh bilan jang qiladigan bo'lyapman deb rozi bo'lib shunga taslim bo'lgan holatda ketyapti. Lekin bu fatvolar tushuntirilib, mana bu holatda ribo bo'lmaydi. To'g'ri, zohiran qaraganda ribo ishi bilan shug'ullanyapsan-u, lekin bu harom emas. Hanafi mazhabiga ko'ra deyilsa, u odam ketyapti, joiz amalni qilyapman deb ketyapti. Tushundingizmi? Jangga ketyapman deb emas, joiz amalni qilaman deb ketyapti. Bir odam sizning oldingizga shunday ko'rgani kelyapti. Yana bir odam sizning oldingizga jang qilgani kelyapti. Ikkalasining farqi yo'qmi? Farqi bor-ku. Zohirda ikkalasi ham kelyapti. Demak, musulmonlarni Allohning qarshisida jang qiluvchi,
yoki Alloh ularga qarshi jang qiluvchi bo'ladigan holatdan chiqaradigan fatvolar bor ekan islomda. Agar bizikilar shu hukumatlarni bahona qilsa, hukumatlar islomiy emas-ku, ularning qo'lidagi bizning qo'limizdan nima keladi desa, mana bunday fatvolar bor. Va shunga o'xshagan qanchadan-qancha fatvolar bor. Shu fatvolarni to'plab turib, islomiy bir iqtisodiy, tijoriy markaz olsa bo'lmaydimi? Qachon qilinadi bu? Insonlarni bu balodan qutqarishlik kerak. Shu ribodan, sudxo'rlikdan, kofirlarning bankalarini, tuzoqlaridan ummatni qutqaradigan juda ko'pgina hukmlar bor. Alhamdulillah ko'pidan Alloh taolo bizni xabardor qildi. Biz darslarda aytayapmiz shogirdlarimizga, lekin tashqariga hali fatvo berganimiz yo'q va fatvo berolmaymiz ham. Nimaga? Agar biz shu masalalarni ko'tarib turib, qanchalik oyat hadislardan dalil ko'rsatib fatvo bersak, kofirlarni qo'yin, avomlarni qo'yin, birinchi bo'lib shu mullalar olimman deganlar sizga tashlanadi. Bu masalani qayerdan chiqardi? Aytmaydiki, bu masala nihoyatda muhim masala, ummatni katta musibatdan qutqaryapmiz. Allohni jangidan saqlab qolyapmiz demaydi. Shu masalani yana ham rivojlantiraylik demaydi-da, bu masalani kim chiqardi, qayerdan chiqardi deb sizga hujum qiladi, tashlanadi sizga. Shuning uchun biz buni keyin qilib fatvo berganimiz yo'q, umumiy qilib fatvo berganimiz yo'q. Har xil mamlakatlarga borganimizda ochib qo'yapman uchini-da. Aytayapmanki, mana hozir butun dunyoda islom ulamolari bu ishlarni ribo deyapti, sudxo'rlik deyapti, gunohkor bo'ladi deyapti-yu, lekin ba'zi ulamolar ba'zi yo'llarda bor degan, ba'zi yo'llar bor, umidsiz bo'lmanglar. Inshaalloh yo'llar ham ochilib qoladi deb odamlarga yo'l borligini aytib qo'yapmiz. Lekin yo'l qaysi aniq aytganimiz yo'q. Nimaga aytganimizni fitna qiladi fitnachilar darro. Musulmonlarni qarang qanchalik orqada qolgan. Bizi zamonimizdagi eng dolzarb, eng muhim masalalardan bittasi bu. Albatta biz hozir tadbir qilyapmiz, hikmat bilan tadrijan ta'lim tarbiya bilan shug'ullanyapmiz. Biz inshaalloh yaqinlarda bu narsalarni e'lon qilamiz hammaga. Bu doim shunday qolmaydi bu. Bu ilmlar doim bunday insonlarga e'lon qilinmasdan, xabar berilmasdan faqatgina kitoblarda qoladigan bo'lib qolmaydi. Inshaalloh butun ummatga e'lon qilinadi bular. Lekin musulmonlar sal tayyor bo'lishi kerak. Hech bo'lmasam biz atrofimizdagi odamlar sal tayyor bo'lishi kerak. Siz bu fatvoni chiqarsangiz, boshqalarga o'qing, yoningizdagilar iyi, ustozi buni haligini bilmagan ekanmiz deb tursa, dardingizni kimga aytasiz keyin? Kim ishontirasiz keyin? Odamlar ham aytadi, qara, yonda 10 yil o'tgan shogirdda yuz o'girdi deydi. Aytmaydiki, nima bo'pti yuz o'girgan bo'lsa? Daliliga qaraylik demaydi. 10 yil o'tgan shogirdda yuz o'girgan bo'lsa, demak bir gap bor deydi. Nuh alayhisalomning oilasida katta bo'lgan o'g'li yuz o'girib ketdi. Bir gap bormi? Lut alayhisalomdan necha yil yashagan xotini yuz o'girib ketdi. Lut alayhisalomda aybi bu. Agar Alloh bilan jang qilishlikdan qo'rqsalaringiz, Alloh tarafidan sizlarga qarshi jang bo'lishligidan qo'rqsalaringiz va tavba qilsalaringiz va in tubtum falakum ru'usu amvalikum. Allohning rahmatini qarang. Sizlarga mollaringiz boshlari beriladi. 1000 dollar beradingizmi? 1000 dollaringiz beriladi sizga. 10000 dollar beradingizmi? 10000 dollaringiz qaytarib beriladi. La tazlimun zulm qilmaysizlar. Qancha bergan bo'lsalar shuncha olasizlar, ko'paytira olmaysizlar. Va la tuzlamun va zulm qilmaysizlar ham. 10000 dollar bergan bo'lsalaringiz 10000 dollarlaringiz qaytarib beriladi. Uni 50 dollar, 10 dollar kamaytirilmaydi. Va tijoratning boshqa butun turlari ham shunday. Mol emasda, masalan pul emasda mol almashtirilgan bo'lsa. Masalan bug'doy berdingiz, pul do'niga. Yoki shakar berdingiz, un berdingiz, boshqa bir muomalalar qildingiz. Keyin bilsangiz bu riboga, sudxo'rlikka oid bo'lgan tijorat ekan. Shunda o'sha molingizni o'zi hammasi mukammal qaytarib beriladi. Molingizni o'zini ishlatib olgan bo'lsa, molingizni qiymati qaytarib beriladi. Yoki molingizga o'xshagan ayni molni sizga qaytarib beradi. Ya'ni zulm, zulmdan saqlanishlik turlari ko'p. Har qanday zulmdan saqlanasizlar deyapti Alloh taolo. Zulm qilmaysizlar ham va sizlarga ham zulm qilinmaydi. Dunyoda ham oxiratda ham najot topasiz. 280-chi oyat. Va in kana zu usratin fanaziratun ila maysara va an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Va agar u qarz olgan odam, ya'ni pul, mol olgan odam
Ağır halatli kişi bosa, yengil halat geçe kütmaklik yaxşıdır. Ve sadaka kırışlıklarınız özleri için yaxşıdır. Eğer biledigen bulsalarınız. Yani sadakanın yaxşılığını bilsalarınız, sadaka kırışlarınız yaxşıdır deyaptı. İmam-ı Suyuti'ye deyaptılar ki, ve inkâne vaka'a garimun, eğer zu'usratin, garim yani kardar adam, ağır halat geçip koygen bosa, فَنَظِرَةٌ لَهُ Onun için kütüşlük babdur. اَيْ عَلَيْكُمْ تَخِيرُهُ Sizlerde zimmelerizde onu tahir kırışlık babdur. 1000 dolarsızdan karzlar mı? Daro bugün hapke birasan, bir haftadan ki alıp gelip birasan demeyesiz. Kaçan bir alasan, tahir kılas, geciktirasız. اِلَى مَيْسَرَةٍ Bana asanlık geçe, yengillik geçe. بِفَتْحِسِّنْ مَيْسَرَةٍ Fethali bol yaptı. Ve damiha ki meysur adım zemmeksizden buladı. Ey vakte yusurin. Yani yengillik vakti geçe. Ve ente saddaku ve sadaka kılıçdiklerengiz bitteştidi ala idgamitte fil asli fil sadi. Aslında tını sadke idgam kılıp şeddeli okşulik. Yani tassaddaku dese. Ve bittekfifi ya ki تخفیف کلیب علی حرفیها حذف کرشلی که کوره ای تتصدقو علی المعصری بالابرائی قینالگن حالت تایی آدمدن بری کلیب یعنی قرزنی کشوارب صدقه کرشلی لرنگز دید تصدقو اونو ایک کل بولده تصدقو دیسیز بولده اصلی ده تتصدقو بگن ان که گنگی چون تتصدقو ندگی نون چپ گیتی بونی یا تصدقو دیسیز İkinci te sadke idgam bu kütken buladı ya ki tasaddaqu deganizda birinci te hazb qilingan buladı. Tanazzalul malaikatu disku aslida tatanazzalu bo'lgan. Sarf kitoblarda o'qidilaringiz, shu tatafa'al. Tafa'ul bobi muannas bo'lgandan keyin bittasi t-ning hazb bo'lishligi Qur'on hadisda bor sabit bo'lgan narsadir. Shu tanazzalul malaikatu deyapsiz. Aslida tatanazzalu bo'lgan. Bu ham shunday deyaptilar. Birinci te hazır kılındı. Khayrun lakum uzlar için yaşıdır. İn kuntum te'lemun. Eğer şunu yaşlıgını biledigen bu salariz. Ennehu khayrun. Fef'aluhu. Şunu yakililer. Ve fil hadisi hadiste keledi ki İmam Müslim vatiyen. Men enzara muasiran. Evaza anhu. Ezzallahu allahu fi zillihi yama la zille illa zilluhu. Ravahu Müslim. Kimi ki qiynalgan adamge muhlet birse. Ya ki ondan qarzini tushursa, kamaytirsa ya ki kech varsa, Allohning soyasidan boshqa hech qanday soya bo'lmaydigan kunda Alloh taolo uning o'zini soyasiga qo'yadi. Ya'ni asning soyasiga. Mana Ibn Kasirda va boshqa tafsirlarda hadislar zikr qilinyapti. Sulaymon bin Burayda radhiyallohu anhu dadasidan rivoyat qilyapti. Payg'ambarimiz alayhisalomdan eshitdim deyaptilar. Payg'ambarimiz alayhisalom aytayaptilarki, من انظر معصرا فله بكل يوم مثله صدقه kimiki qiynalib qolgan odamga muhlat bersa shu muhlat bergan odamga har kun uchun mana shuncha sadaqa beriladi ya'ni har bir kuningiz uchun shuncha sadaqa yozilyapti boshqa bir hadisda man anzara mu'asiran falahu bikulli yawmin mithluhu sadaqatan kimiki qiynalib qolgan odamga muhlat bersa unga har bir kuniga o'sha qarzining İki barabarca bugün sadaka veriladı. Bukhari, Müslim ve başka muhaddisler rivayet kılgan bir hadis var. Huzeyfe'den rivayet kılınıyordu. Peygamberimiz aleyhisselam etediler ki, kıyamet günü de Allah-u Teala'nın huzuruna bendelerden bir bendesi alıp geliniyordu. Şimdi Allah-u Teala etedi ki, مَا زَعَمِلْتَ لِي فِي الدُّنِيَا Dünyada meni için ne amel kıldın? فَقَلَ مَا عَمِلْتُ لَكَ يَا رَبِّ مِثْقَلَ زَرَّةٍ فِي الدُّنِيَا اَرْجُوكَ بِهَا قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ Şunda kulat edik ey Rabbim, dünyada min zerreni ağırlı geçe bir artı amel kımadım. Şu ameldi kıyken busam da şunun sebebiden senden umid kısam. Senden umid kıladigen derecede bir artı amel kımadım deydi. Yani senge zikir kılıçlikke, ayçike arzidigen amelim yok deydi. Allah-u Teala yana soruydu, yana aytadı. Yana soruydu, yana aytadı. Üç mette buladı bu. Qalel abdu inda ahiriha, kul şu savallarının ahirde etedi ki, Ya Rabbi, innaka kunta ataytani fadla malin. Ey Rabbim, albatta sen menga
Mana molning fazilatini, farzini berarding, ko'p mol berarding. Va kuntu rajlan ubayyun nas. Men insonlar bilan savdo sotiq qiladigan kishi edim. Ya'ni sen menga ko'p mol berganding, men boy edim. Va kana min xuluqi al-javazu. Va odamlardan o'tishlik, ya'ni ularga qattiq turmaslik, ularga yumshoqlik qilishlik men axloqimdan edi, odatimdan edi. Fa kuntu uyassiru ala al-musir. Imkoniyati borlarga oson qilardim va unzirul mu'asir qiynalib qolgan odamlarga muhlat berardim. Bundan boshqa amalim yo'q deydi. Oldindan bilardi-yu, lekin shuni amal hisoblamayapti. Shuning uchun zikr qilgis kelmayapti. Ya'ni bu tijoriy masala-ku bu. Bir odamga tijoratda yengilroq muomala qilishligim, qiynalgan odamga muhlat berishlik oddiy muomala-ku bu deyapti. Shuning uchun aytiladi, lekin Alloh taolo 3 marta so'ragandan keyin ana shu gapni aytdi. Alloh taolo nima dedi? Fayaqulullohu, Alloh taolo aytadiki, azza va jalla, ana ahaqqu man yuyassiru udkhulul janna. Oson qiladiganlarning eng haqlisi menman deydi. Bor jannatga kir deydi. Boshqa bir rivoyatda, ya'ni faqala tabaraka va taala nahnu aula bi zalik mink. Oson qilishlik va xatolardan ketishlik, imkon berishlik masalasida biz sendan ko'ra haqliroqmiz. Tajavazu an abdi. Ki Alloh taolo dediki, qulimi butun xatolardan o'tinglar deydi. Fa'ufira lahu bu odam kechiriladi va jannatga kiradi. Qarang, bunday muomalalarda oson qilishlik va muhlat berishlik qanchalik katta bir fazilat bo'lyapti. Islomni, Qur'onni mukammalligini qarang. Shu ribodan man qildimi? Ribo qilib yurgan odamlar bir daniga ajrab, bir daniga har kim o'zini yo'lga ketavermaydi-ku. Ba'zilar bera olmaydi pulni. Berolmadim deyada molini ololmayapti turgan kishilar bor. Alloh taolo hamma narsani eng mukammal holatda bayon qilib ketyapti, qarang. Ikki tarafni ham himoya qilib ketyapti. Agar qarzdor og'ir holatda bo'lsa deyapti. Yengil, oson holatigacha kutinglar deyapti. Va kutmasdan sadaqa qilib olsalaringiz o'zlaringizga yaxshi deyapti, agar bilsalaringiz deyapti. Qarang, islomning mukammalligini qarang. Ikkita masala. Biri kechiktirishlik. Darro talab qilmaysiz. Muhlat berasiz, 2 oy, 3 oy, 6 oy, 1 yil, 2 yil qancha xolasiz, kechiktirasiz. Ikkinchisi esa sadaqa qilib olasiz, yo hammasini yoki ba'zisini. Ikkita yo'l ko'rsatyapti Alloh taolo. Va sadaqa qilgan afzal deyapti. Qarang, sadaqa qilib olgan yaxshi deyapti Alloh taolo. Imom Suyuti hadis keltirdilar. Bu oyatda kelgan ikkita amal qanchalik bir fazilatli amal. Qiyomat kunida arshning soyasida turadigan kishilar kim edi? O'sha mashhur hadisdan bilasizlarki, 7 toifa insonlar. Juda yaxshi bilasizlar uni. 7 toifa inson qiyomat kunida arshning soyasida turadi deyiladi. Mana yana ba'zi sahih hadislarda kelyaptiki, bu soyada yana ba'zi bir insonlar ham bor ekan. Zotan biz bu masallarda aytgan 7 toifa deb payg'ambarimiz misol qilib keltiryaptilar. Aslida 7 dan ko'p toifalar bor. Ko'p toifalar bor. Shulardan bittasi mana qiynalgan odamga muhlat beradigan. Bu umumiy mutlaq bo'lgan bir hukmdir. Faqatgina riba sudxo'rlik masalasida emas, boshqa oddiy halol bo'lgan muomalada ham bir odam sizdan mol oldi, aytdiki, 20-chi kuni shu molni pulini beraman dedi, berolmadi. Ta'xir qilishligingiz shunday bir go'zal amalki, qiyomat kunida arshning soyasida bo'lasiz. Yoki sadaqa qilib olsangiz shunday bir go'zal amalki, qiyomat kunida arshning soyasida bo'lasiz. Qarang, qanchalik go'zal. Alloh taolo ham savob beryapti, darajasini ko'taryapti va mu'minlarni o'rtasini bog'layapti, o'rtaga muhabbat qo'yapti. Dunyo uchun janjallashib yurmanglar deyapti. Lekin albatta bular kimga bo'ladi? Mu'minga bo'ladi. Sodiq kishilarga bo'ladi. Kazzoblar imkoniyati bor, siz ahmoq qilib o'ynayap turgan bo'lsa, unga muhlat bermaysiz. Uni sadaqa qilmaysiz. Nimaga siz ahmoq qilib o'ynayapti u? Ham sizni ahmoq qilyapti, ham Qur'onni xorlayapti. Islom hukmlarini masxara qilib o'ynayapti. Bunday holatda payg'ambarimizning boshqa bir hadisi keladi. Payg'ambarimiz alayhissalom aytilarki, mu'min kishi bir teshikdan ikki marta chaqilmaydi dedilar. Daraxtni bir teshigini ko'rdingiz? Tayran bo'ldingiz, bu chimchiqdi, yumikin deb tikodingiz, qo'lingizni chaqdi bir narsa. Zo'ra qutulib qoldingiz. Sal qoldi, oyog'ingizni qabr tortib qoladi. Zo'rg'a saqlanib qoldingiz.
Saharlik narsa bor ekan. İkinci marta shu teshikka qo'lingiz tiqsangiz nima bo'ladi? Ahmoqlikda. Ahmoqsizda. Shuning uchun kazzob, munofiq, xoin kishilarga bir marta aldamizmi, ikkinchi marta aldanmaysiz. Aldadimi sizni? İkinci marta aldanmang. Agar aldansangiz, siz aybingiz bu. Sizning nuqsoniyatingiz. Siz noqissiz. Chunki payg'ambarimiz ana shuna mu'min deyaptilar. Mu'min kishi ikki marta chaqilmaydi deyaptilar. İki mette çakıldınız demek ki siz kamil mu'minmezsiz. Nakıs mu'minsiz. Nuksaniyat var sizde. Amir Temir uzun zamanında şundek hıyanatlar kese teşhirtilerken de hainge hem ceza verirken şu aldengenge hem ceza verirken. Sen ne mege alden yapsan? Nakıslik de aldanışlıyım. Aynı meselede iki mette aldanmayın. Zalimlerge bunda muamelanı kımaksız. Çünkü zalimler gibi bu muamelanı kısız, o uzunun zulmünü başkası gibi yapıladı. Siz aldadı, siz mail edip koyduyuz. O dedi ki, Müslümanlar şimdi ahmak eken dedi de, yine bir Müslüman gibi varıp, ondan hem karz oladı, kasam içip, vese işantırıp, ki onu ikini hem vermedi. Üyem etedi, erzime gelen pul için yürememi dedi, o üçüncüsünü var verdiydi. Neticede siz, bana bu fasadını kollayıp kuvvetleyen bulasın. Bunda insonlarda haqqingizni talab qilasiz, haqqingizni kechmaysiz. Hadis kitoblarida o'qidirasiz, bir inson o'zini haqqini talab qilib jang qiladigan bo'lsa, o'lsa shahid bo'ladi. O'zingizni joningizni, obro'yingizni saqlashligingiz qanday farz bo'lsa, molingizni, pulingizni saqlashligingiz ham shunday farz. Hatto hijrat darslarida aytiladiki, ulamolar aytadiki, agar tijoratingizga zarar bo'layapti turgan bo'lsa, tijoratingizga zarar berib turgan kofirlar va zolimlarning sababidan hicret kılıçdakiyiz farz buladı. Çünkü malda himaya kılıçdakiyiz farzdır. Siz asanlıkça toplayabız ki, hususen bu zamanda halal mal topuşluk asanmaz. Kança qiynalıp topken halal mal izinleme ya fasıklar yiyesin. Münafıklar yiyesin. Lekin şimdi halat geçiyabız ki, ikide zararda ortasında kalıyabız. Bu fasıktı, zalimdi, hainde hemen gelen kılıç, bu zulüm küldü, hain kezzabdı. Lekin polisi ondan alamandı siz. Yani hem katta zarar çıkıyordu. Dini ya ki dünyavi. Şunda elbette yengirrak zararlı talihsiz. Peki onun aybini yaşırmıyız. Hemen gayetiz agahlantırız. Hiç kimse hatayızı kımasın ki. 281. ayet. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ ayeti. Suyutiyet yaptılar. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ sizler qaytariladigan kundan qo'rqinglar. Bil binay lil maf'ul turja'una maf'ulga mabnidir, ya'ni majhuldir. Turadduna va lil fa'ili tasirun. Yoki tarji'una desa ham bo'ladi. Fa'ilga mabni qilib ma'lum qilsa ham bo'ladi, unda tasirun qaytasizlar desa bo'ladi. Fihi ilallohi, ya'ni o'sha kunda Allohga qaytasizlar yoki qaytarilasizlar. Huwa yawmul qiyama. Bu kun esa qiyomat kunidir. Summa tuwaffa fihi, keyin o'sha kunda to'ldirib beriladi. Kullu nafsin, har bir nafs, jazama kasabat, kasb qilgan narsasining jazosini. Ya'ni min amila, amilat min khayrin va sharrin. Yaxshilikdan va yomonlikdan iborat bo'lgan amal qilgan narsasi to'ldirib beriladi. Va hum la yuzlamuna, va ular zulm qilinmaydilar. Bi naqsi hasanatin, hasanalarning kamaytirilishligi bilan, savobi kamaytirilishligi bilan zulm qilinmaydilar. Av ziyadati sayyatin, yoki gunohini ko'paytirishlik bilan ularga zulm qilinmaydi. Alloh taolo nihoyatda mukammal oyatlarni, hukmlarni bayon qilgandan keyin bizni qiyomatdan qo'rqishlikka amr qilyapti. Vattaqu yawman, qiyomat kunidan qo'rqinglar deyapti. Taqvo qilinglar, saqlaninglar. O'tkinchi dunyoga aldanib, jahannam azobini sotib olmanglar. Bu qiyomat kunida Allohga qaytarilasizlar, Allohning huzuriga borasizlar. Har bir o'layapti turgan inson Allohning huzuriga ketyapti. Hamma Allohning huzuriga qaytyapti. Sizlar ham qaytasizlar. Qo'rqinglar. Ki har bir nafs nima qilgan bo'lsa hammasi to'ldirib beriladi. Qancha yaxshi amal qilgan bo'lsa, shuni muqobilidagi narsani ko'radi. Qancha yomon amal qilgan bo'lsa, uni jazosini ham ko'radi. Hech kimga zulm qilinmaydi. Savobi kamaytirilmaydi, gunoh ko'paytirilmaydi. O'zini jazosini oladi. Qiyomatdan qo'rqinglar deyapti Alloh taolo. Bu oyat to'g'risida Ibn Kasir zikr qilyaptilar. Qur'ondan eng oxirgi nozil bo'lgan oyat mana shu oyatdir.
Yani bazı ulamalarının fikri şu ki, Kur'an'da en ahirgi nazil boyu ayet kaysa dese, وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ. İbn Abbas'tan bir neçe rivayetler var. Nesai rivayet kıyken, Bukhari rivayet kıyken, yani sahih hadislerdeki yiyen. Ali ibn Abbas radıyallahu anhu قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Kur'an'dan nazil bo'lgan narsaning eng oxirgisi mana shu oyatdir deyaptilar. Ya'ni bu oyatning nozil bo'lishligi bilan payg'ambarimiz alayhisolamning vafot qilishligini o'rtasidagi masofa to'g'risida har xil qavullar bor. Ba'zilar faqatgina 9 kecha bor edi deydi. 9 gündən ki vafat qıldıydı. Bəzilər dedi ki, 31 gün bar idi deyildi. Və başqa qavullar həm zikr qılınğan. Demək, sahih hadislərdə İbn Abbasdan rivayət qılınğanına görə bu ayət ən axırıncı nazil qılınğan ayətdir. Və ən axırıncı nazil qılınğan ayətdə Allah Taala bütün insanlara və bütün cinlərə, bütün məxluqlara ən mühim olan məsələdə əmr qılıyır. Allahın huzuruna qaytarılan kimdan qo'rqinglar? Hammalaringiz Allohning huzuriga qaytarilasizlar, Allohning huzuriga borasizlar. Mana shu kundan qo'rqinglar. Ki har bir nafs kasb qilgan narsasini to'ldirib beriladi va ular hech qanday zulm qilinmaydilar. Yuqoridagi oyatlarga amal qilmasangiz, baribir jahannamga o'tin bo'lasizlar. Hech kim sizlarga yordam bera olmaydi keyin. Alloh subhanahu va taoloning marhamatiki qiyomat kunidagi xorlikdan bizni ogohlantirib bizi qiyomat kunida aziz bo'lishligimizni xolayapti. Shuning uchun ogohlantiryapti bunday holatga tushmanglar deb. Alloh subhanahu va taolo butun ummatni qiyomatda xor bo'lishlikdan saqlasin. Sahobalarning yo'liga hidoyat qilsin. Qiyomatda xor bo'lishlikdan saqlasin. Sahobalarning yo'liga hidoyat qilsin. Qiyomatda xor bo'lishlikdan saqlasin. Sahobalarning yo'liga hidoyat qilsin. Qiyomatda xor bo'lishlikdan